Aynadan konuşuyorum. Okeydir yani. Bakayım bir okey mi? Beni görürsünüz, başka hiçbir şey göremezsiniz. Selam arkadaşlar. Şu an alakasız akşam saat 11 falan oldu ve niyeyse ben birden makyaj masamı düzenlemeye başladım. Yani aslında olay şuradan çıktı. Şimdi göstereyim size. Geçenlerde şöyle bir şey hediye geldi. Benim burada bir sürü var, görüyorsunuz, rujluklar falan. Ve dedim ki bunu Dağhan'a götüreyim. Ve Dağhan'a götüreyim derken dedim ki bari içine hani belli başlı şeylerden, ekstra olanlardan koyayım. Ki hani buradan tekrar götürmeme gerek kalmasın. Ve onu yaparken birden kendimi makyaj eşyalarımı ayırırken buldum. Çünkü çok fazla şey var gerçekten ve yani şöyle söyleyeyim size, yüzde yüksek ihtimal 90'ını falan kullanmıyorum, hatta 95'ini kullanmıyorum diyebiliriz. Hep aynı ruju, hep aynı rimeli, hep aynı highlighter, aynı pudrayı falan kullanıyorum yani. O yüzden dedim ki biraz ayırayım ve bu ayırdıklarımı da sonrasında size hediye ederim. O yüzden şu an bunların içine daldım. Hazır dalmış kendim ki bari bunu vlog da çekeyim. Hani siz de görün neler aldığımı. Yani her şeyi çekemeyebilirim ama şöyle bir çekmeye çalışacağım. Evet, başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Şimdi şöyle aptal bir durum var. Evde yalnız olduğum için tabii ki size aynadan aynadan konuşuyorum. Şunu çok azıcık yukarı alayım. Çünkü şöyle, yani hem ürünlere bakarken hem de kamerayı tutmak birazcık zor olacağı için o yüzden böyle bir sistem geliştirdim. Umarım okeydir yani. Bakayım bir okey mi? Şimdi şu şeylerden ayırdım biraz. Birkaç tane maskara ayırdım. Bir tane L'Oreal'le Karl Lagerfeld'in maskarası var. Bir tane Yves Saint Laurent'ın Smoky Eye kiti gibi böyle. Burası da gri, iki tane gri şey var. Far var. Bir tane daha maskara var. Smoky Eye maskara. Devam ediyorum. Şimdi fırçalardan kendime alacaklarımı, Dağhan'a götüreceklerimi ayırdım. Fırçalardan zaten vereceklerimi ayırmıştım daha önceden. O yüzden pek bir fırçamız yok verecek. Ha, bu primerla bu maskarayı sakladım. Of, geçenlerde şunu aldım bu arada, size göstereyim. Sephora'nın Stabilo ile yaptığı bir collab. İnanılmaz bence. Böyle bayağı marker gibi eyeliner. Çok iyi. Bu kalıyor. Bunu daha yeni aldım, veremem. Burada bir şey yok gibi. Şimdi burada çok fazla şey var. Allah'ım nasıl yapacağız? Şimdi bir dakika. Birkaç tane maskara kitim var. Maskara kiti diyorum, kafayı yedim. Şey var. Far kitim var. Aslında bunları hiç kullanmıyorum mesela. Bunları verebilirim. Mesela bir tane Nars'ın şöyle bir kiti var, kahveli. Bunları buraya ayırıyorum vereceklerime. Şunları da ayırdım. Pinoş'um şu an oynayamayız. Pina sabahtan beri evde olduğu için yani şöyle bir ara Simar'la marka gitti, sonra bize geri geldi. Hemen geri aldım eve dönerken. Bugün çok sıkıldı. Markada top falan oynamış. Şu an benimle de oynamak istiyor ama yani şu an Pinoş'um müsait değilim, aşkım benim. Olur mu canım? Sonra oynayalım. Evet. Kylie ile Balmain'in şöyle bir tane far kiti vardı. Kameradan. Inception. Ama bu bende dursun, ben bunu kullanıyorum. Şimdi bir dakika bakıyorum. Nars'ın şöyle bir paleti var. Bu hem ruj hem allık olarak kullanılıyor. Aslında bunu da hiç kullanmıyorum. Bunu da verebilirim ya. Yani duruyor bayağıdır ve hiç kullanmıyorum. Ben de vereyim, bunu da veriyorum. Bir tane şu var Maybelline'in. Bu Huda Beauty'nin neon. Bu neon inanılmaz renkler, yıkılıyor. Bir tane yine L'Oreal'le Karl Lagerfeld var. Bunları da şu moru falan kullanıyorum. Bunlar kalıyor. Şimdi size inanılmaz bir şey göstereceğim. Violet Vos'muş bunun markası. Amerika'dan almıştım. Bakar mısınız? Allah! Bakar mısınız? Bakar mısınız renklere? İnanılmaz. Ama bunu maalesef veremeyeceğim. Çok üzgünüm arkadaşlar. Size gösterip de canınızı çektirmiş olabilirim. Ama üzgünüm, bunu kullanıyorum. Şunu verebilirim. Hep klasik renkleri veriyor. Şunu verebilirim, Bobbi Brown'ın. Bu da güzel bir palet. Bunu verelim. Neredeyse hiç kullanmadım galiba zaten. Bunu veriyoruz.
Evet, Pinochet'a çıktı. Yine Bobby Brown'ın şu var. Yine Bobby Brown'ın bu var. Buradaki şey kırıldı, gitti. Ama yani bunu da verebilirim çünkü gerçekten kullanmıyorum. Pino. Bunu kullanıyorum. Onu veremem. Bunu buraya koyalım. Bunları buraya koyalım. Of var ya burası. Eğer burası toparlanırsa o kadar mutlu olacağım ki. Size anlatamam. Anlatamam. Hadi be gir. Hadi be gir. Hadi be. Hadi be yaparsın. Uf ya. Bu da girmiyor. En iyi bu oluyordu ha. Hadi gir. Hadi böyle, tam böyle durun. Okey. Şimdi bunlar burada durmaya devam ediyor. Arkadaşlar. Nars'ın şu var. Aslında bunu kullanıyordum. Ama şu an artık... Ha bunu dağına gidecek, pardon. Özür dileyerek dağına gidecekleri şu tarafa koyuyorum. Karışmasın. MAC'ten böyle bir şey gelmişti. Bronzer. Bunu da hiç kullanmadım. Bence bunu da verebilirim. Veriyorum. Sonra gel gelelim Nars'lara. Nars'a böyle bir bronzer ve böyle blush karışık bir şeyim vardı. Bunu bir ara kullanıyordum. Fire Clay adı. Bir ara kullanıyordum ancak hani bayağıdır kullanmıyorum. O yüzden bunu da veriyorum. Şunu da vereyim. Bu da yine Nars'ın Savage isimli bir bronzer. Blush. Allık gibi bir şey. Bunu da kullanmıyorum. Bunu da vereyim. Okey, burası bayağı açıldı. Of çok mutluyum şu an. Tamam size. İnanılmaz iyi gidiyor. Var ya. Wow. Ne yapıyorsun lan? Tamam. Devam. Şimdi. Var ya, dudak işine girdik mi yandık yalnız. Söyleyeyim size. Çünkü o kadar çok ruj var ki size anlatamam. Ne yapacağız bu rujları? Bu da canı çıkmış bir highlight ekibi. İşte bunu veremem artık. Çünkü ayıp yani. Bunun verilmesi ayıp demektir yani. Tamam. Nars. Bunu kullanıyorum. Yves Saint Laurent'ın kırmızı bir ruju var. Bunu da verebilirim size. Çünkü galiba hiç sürmedim. Bunu da veriyorum. Bunu bayağı bir kullandım. Evet, Kat Von D'nin çılgın bir renk ruju. Fokus gidiyor ama bunu da verebilirim. Böyle iki tane rujumuz var. Biri anladığım kadarıyla bu mat gibi. Bu da biraz böyle arıltılı. Bunları bir bilemedim be. Kullanabilirim bunları. Vermeyeyim. Nars'ın şunu verebilirim. Yine bir güzel bir rujumuz var. Rengi böyle. Bunlar hepsi kullandığım, onları veremem o yüzden. Bunlar dudak kalemlerim. Givenchy. Ha evet. Bu nasıl yapılıyordu? Çıktı dışarı, böyle bir şey beklemiyordum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Birden patladı, patlayıverdi bir dakika. Bunu da kullandım arkadaşlar, o yüzden vermeyeyim, boş ver. Bunlar biraz daha böyle dudak şeyleri falan yani kullanılmış. Çok olmaz bence. Bu da Victoria's Secret'tan bir lip plumper. Dudakları şişkin şişiriyor. Bu da böyle. Bunu da verdim. Of şu sağ taraftaki, şu taraftaki rujlara geçmek hiç istemiyorum. O kadar çok var ki yani ne yaparız orada bilemedim yani. Şimdi eyelinerlara geçiyorum. Bu Smashbox'un bir eyeliner'ı. Ondan sonra bakıyorum. Ha bunlar eyeliner değil. Bunlar far. Ama böyle stick şeklinde farlar. Ha fokuslamıyor. Tamam bu mor mesela. Tamam mı? Sinirlerimi bozdu. Mavimsi bir renk falan filan gibi. Bunları ben kullanıyorum ama. O yüzden I am very sorry guys. Göz kalemlerini var. Tamam mıyız? Givenchy'nin kardeş. Fokus. Tekrar ben. Başka bir şeye geçin bakayım buna fokuslayacak mı diye. Hadi be.
Hadi be, focus it. Focus. Neyse, gözükmüyor ancak bu Givenchy'nin bir göz kalemi. Bunu da koyuyorum. Şunu koyuyorum. Bu Maybelline'in Light Liner diyor. Böyle açık renk, gümüş gibi. Ay, gümüş diyorum. Yani Dore gibi falan. Bunu koydum. Bunlara bayılıyorum bu arada. Şunları size göstereyim. Dior'un hepsi işte biri kahverengi, biri beyaz, biri pembe, biri mavi, biri siyah falan. Bunları seviyorum bayağı. Ve kullanıyorum. Tabii ki şu an maalesef dışarı çıkamıyoruz ama çıktığım zaman gayet kullanıyordum. Bu da Kat Von D'nin göz kalemi. Bu da dursun. Bakayım şu çalışıyorsa bunu da vereceğim. Bu da L'Oreal'in Super Liner'ı. Bunu da verdim. Şimdi yine göz kalemlerindeyiz. Ancak deminkiler böyle ıslak liquid'di. Bunlar kuru. Şunu da verdim. Deminkinin, deminki gümüş gibi olanın, işte ona gümüş demiştim, o altın gibiydi. Bu da gümüş olanı. Bunlar da yine klasik olarak göz kalemleri. Ancak bir dakika, bu göz kalemi mi, bu dudak kalemi değil mi ya? Yo, gayet gözmüş. Yine bunlar renkliler. İşte lacivert var, koyu petrol yeşili. Petrol yeşili gibi bir renk var. Beyaz var, gri var, bej var, kahve var falan. Bir kere şu laciverti veriyorum. Verdim, gitti. Bunu verdi. Şu kahvelerden şimdi bakacağım. Bir dakika. 1, 2, 3. Şu üçü kahve. Şunları bir koyayım şuraya. 6. Şu üç kahvenin arasındaki farka bakalım. Biri Nars, biri Bobbi Brown, biri de MAC. Şimdi bu Nars, bu Bobbi Brown, bu da MAC. Bobbi Brown şu ortadaki biraz daha böyle altına kaçanı size veriyorum. Öbürlerini kullanırım diye düşünüyorum çünkü. Ve geri geldik. Şimdi bir dakika. 3 tane altın rengi kalem var, tamam mı? Şimdi bu üçü var, tamam mı? Bunların üçü de altın. Şimdi bunları bir deniyorum. Bu Nars. Bu da Nars. Bu bir tık daha... Bir tık daha açık. Wow, nice. Bu da Makeup Forever. Şu ikisini tutabilirim ha. Tamam, Makeup Forever veriyorum. Bir tane pembe, ters taraftayız ama olsun. Bir tane pembe eyeliner vardı. Bunu da koydum. Bir tane de beyaz var. Bunu da koyuyorum. Benim başka bir beyazım var zaten. Şu zaten lacivert. Buna okeyim. Bu black. Tamam, bu siyah. Bu da okey. Şurada bir gold daha var. Bunu da size verdim. Öbürünün renklerine benziyor zaten. Şu nedir? Bu da Sephora'nın waterproof bir tane kalemi. Morumsu bir renk böyle. Aa, güzel bir mor ha. Tamam. Bu ne renk? Chanel. Bu Chanel'i de size verdim. Böyle hafif gri kahve arası bir renk gibi şu Chanel. Onu da verdim. Bu maviyi zaten tutuyorum. Onu kullanıyorum çünkü. Ya bu arada bunu eminim herkes biliyordur ama yine de göstereyim. Ben yine devam ediyorum. Bende şöyle bir ikili kalem tıraş var. Biri büyük, biri de küçük şeyli. Bunun bazı kalemlerim falan buna anca oluyor. Nars'ın özellikle o dudak kalemleri falan var. Onlar bunda çok iyi oluyor. Onu kullanıyorum. Aa, bu arada. Bir dakika, şunu da göstereyim size. Bunu nereden söylediğimi hatırlamıyorum. Ya Trendyol'dan falan söylemiş olabilirim. Şunlar. Galiba Trendyol'dan söyledim bunları. Böyle bir paket dolusu gelmişlerdi. Bunlar şey... İşte rimeli mesela sürdüğümde bazen aşırı birikiyor, çok fazla siyahlık oluyor falan. Bunlarla düzeltiyorum. Bunlardan bir sürü var. Çok rahat. Kaşınızı falan da tarayabilirsiniz. Bayağı iyi yani. İyi bence. Bu arada bende şöyle bir şey de var. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Bu Dior'un primer. Göz, yüz ve dudak için diyor. Benim aldığım turuncu renk.
Turuncu renk gözaltı morluklarını kapamak için iyi geliyordu. Bunun böyle bir sürü farklı rengi var. İşte yeşil rengi var. Yeşil rengi eğer yüzünüz çok kızarıyorsa o kızarıklığa sürüyorsunuz falan filan gibi. Her rengin bir şeyi var. Hani kullanma sebebi var gibi. Bu da güzel. Haberiniz olsun. Şimdi Chanel'in şöyle şeyleri var. Rujları var. Hatta altta bir gloss var. Bir gloss var. Üstünde de renk var. Bunlardan bende şöyle birkaç renk var. Ve arkadaşlar ben bunları aldığımdan beri hiç kullanmadım. Şöyle renkler var. Bunları ben vereyim bence. Şimdi şunu kesin vereceğim. Şu rengi. Hiç benlik bir renk değil. Kötü olduğundan değil, sadece ben kullanmıyorum. Şu rengi de veriyorum. Gel. Bu iki rengi veriyorum, tamam mı? Bu iki renk veriliyor. Şu rengi de verebilirim. Bu renk de çok güzel. Şunu da verebilirim. Şunların hepsini veriyorum. Bunları da koy. İnanılmaz boşaldı burası. İnanılmaz. Şunu veriyorum. Bu Kylie'nin mat. Bayağı koyu bir renk. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir şey var da bu bayağı kahverengi. Stop. What the hell are you talking about? Yani bir dursun bence. Şunları zaten kullanıyorum. Bunlar o yüzden okey. Şunu vereyim. Bu diğerleri dursun. Simli eyeliner. Bunu da vereyim. Çünkü hiç kullanmadım gerçekten. Yazık, burada çürüyüp gidiyor. Demin Nars'ın kalemlerinden bahsederken şunlardan bahsediyordum bu arada. Şunlar. Bunlardan bahsediyordum. Bunlar en sevdiğim şey falan olabilir hayatta. En çok kullandığım, yani rujdan çok bunu kullanıyorum. Mesela özellikle kırmızı için. Kalın olduğu için çok kolay sürülüyor. Şimdi sürmeyeceğim. Kırmızıda en sevdiğim... Şurada gördüğünüz Cruella. Bir tane morum var. Ve en çok kullandığım bu renk. Tabii ki buradan ismini gösteremeyeceğim. Ama Dolce Vita. İnanılmaz. Yaklaşık ne kadardır? 7-8 senedir herhalde kullanıyorum. Ve yani çantamdan ayırmam. Hatta çantamda var. Onu getirip ismini de göstereyim. Emin olalım. İsmi budur arkadaşlar. Dolce Vita. Sex Machine diye bir renk. Hafif böyle sedefli gibi. Bunu da veriyorum. Kalem. Kalem ruj. Burada bazı farlarım var. Şimdi. Bu farlardan verebilirim çünkü hiç kullanmıyorum. Chanel. Nice. Gold. Güzel bir gold var. Bakayım bir renkliğin. Hepsine bakayım ondan sonra. Karar vereceğim. Güzel bir bordo. Şunu verebilirim mesela. Bu böyle haki, bordo, hafif lacivertimsi ve kahve bir renk var. Bunu hiç kullanmıyorum. Hiç de kullanmadım. Bunu verebilirim. Böyle bir renkler var. Bunu kullanmıştım. Bunu ara ara kullanıyordum aslında. Aslına bakarsak bu Dior'muş zaten. Şöyle bir tane daha Chanel'den. Şu renkler var. Vereyim mi be bunu? ya da bunun yerine aslında bunlar, çünkü deminki bu goldların rengine çok benziyor. Direkt o goldları falan verebilirim. Bu beyaz böyle beyaz hedefli gibi. Bu dursun çünkü bunu kullanırım ya. Değişik bir renk yani. Bu kalsın. Şuna bakayım. Bu böyle grili beyazlı falan. Bunu verebilirim. Bunu verelim. Ha, bu yine Chanel highlighter gibi. Bunu da verebilirim. Şuna bakayım. Bu arada içeride biraz daha Chanel var. Onlara da bakacağım hemen. Yine far. Bu da böyle bir renk, bir far. Güzel şeyler var değil mi? Bir dakika şimdi. Şu Dior'u çok kullandım. Şunu da veriyorum. Yves Saint Laurent ayna. Gold ve bordoyu veriyorum. Bu ikisini. Bunlar da gitti. Şu Givenchy'yi de vereyim. Bu da ayna. Selam. Bunu da verdim. Şeylere geçmeden önce rujlara.
Şu içerideki Chanel'lere de geçiyorum hemen. Öncelikle bir tane ojemiz var. Bunu veriyorum. Koydum. Bu da böyle kahvemsi, grimsi. Haki ile kahve karışık gibi bir renk. Bunu da verdim. Yine bir tane daha far var. O da böyle yine bir tık daha goldumsu bir renk. Önceki gold'dan bir tık daha koyu gibi. Bunu da verdim. Bu da highlighter'lı bir allık. Bu da böyle. Bu kalsın bence. Ben bunu kullanırım. Çünkü başka şeyim yok. Allığım yok. Bu arada ben allık olarak da ne kullandığımı size göstereyim. Şu. Bu. Fenty'den aldım en son. Sephora'dan. Fenty'nin Cream Strawberry Drip rengin adı. Strawberry Drip. Şöyle. Bu böyle daha krem yapısında. Açabilirsem göstereceğim. Böyle ben bunu parmağımla alıp pıt 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 buralarıma, pıt 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 dudağıma falan sürüyorum. Çok tatlı böyle hani güneşten yeni yanmışsın hissi veren bir pembelik veriyor. Hazır mısınız rujlara geçme? Ben hiç değilim çünkü. Bu arada şöyle bir şey de var. Bir tane Dior'un, bir tane de Yves Rocher'in böyle altınlı krem gibi şeyleri var. Yani bunlardan yani hiç kullanmıyorum ama şöyle bir denemek istiyorum bir. Bu. Yves Rocher'ninki böyle. Akıyor. Böyle parıltılı bir vibe veriyor vücuda. Vibe ama. Güzel de kokuyor ha. Tahiti vanilyası kokuyor. Böyle bir şey mi yazıyor? Tahiti'liymiş. Tamam. Şimdi Chanel'inkine bakıyorum. Allah. Chanel'inki de böyle. Chanel'inki daha böyle daha sıvı. Daha yağ gibi. Öbürününki böyle değildi. Öbüründe böyle parçacıklar bir tık daha hissediliyordu. Bu böyle farklı kokuyor. Bu bayağı pırıltı veriyor. Evet, ben vereceklere Chanel'i de ekliyorum. Yine hocam uyanmış benim aşkım. Gözüküyor musun Orhan? Yok gözükmüyorsun. Yanında kalıyorsun. O kadar hazır değilim ve o kadar geçmek istemiyorum ki ruj bölümüne. Durmadan oyalanıyorum ama neyse tamam. Bir noktada geçeceğiz yani. Yapacak hiçbir şey yok. Hazır mıyız? Önce şu grubu aldım. Şimdi burada MAC'ler var çoğunlukla. Nasıl yapacağız? Nasıl bilmiyorum. Of çok fazla renk var. Ve şu an siz görmüyorsunuz galiba bunları değil mi? Bir dakika. Sizi daha yakına alayım. Şuraya çıkarıyorum tamam mı bütün rujları? Şimdi şunu bir kere vermiyorum. Bu çünkü en çok kullandığım renk falan. Bunun adı neymiş hatta? Matt Meher diye geçiyor. Burası MAC serisi tamam mı arkadaşlar? Şimdi kullanmadığım renklere bakarsak şunu kullanmıyorum. Ve bu pek benlik bir renk değil çünkü çok açık kalıyor ter rengime bu renkler. Bunu verebilirim. Bir. Koydum. Şu daha benlik bir renk. Bu yine bana açık kalır. Bunu da vereyim. Şu daha bordomsu bir renk. Aslında bu da güzel bir renk. Bunu ama yani yok. Ben vereyim bunu da. Şunu vereceğim çünkü bu hiç kullanılmadı ve güzel bir renk ama ben pek kullanmam. Bunu veriyorum. Çok güzel aslında böyle lilamsı bir mor. Ama yine bende buna benzer çok fazla renk var. Gerek yok yani. Bu kadar çok ruj olmasına da gerek yok yani. Şöyle bir kahve var. Bayağı güzel rengi. Veriyorum. Bu ne dedim? Bu kalıyor demiştik. Uf şunun rengi çok iyi. Şu. Şimdi birazcık daha belli oldu. Daha da koyu falan. Ama bence çok güzel bir renk. O kadar da şey değil. O kadar çok daha böyle benzer renkte rujlar var ki bunları bir karşılaştırmak lazım aslında. Bir dakika ben bunların hepsini çıkarsam acaba? Öyle yapacağım. Siyahı da verdim.
Gerçekten. Wow. Wow. Bakar mısın? Hila'nın askerleriyiz. Ruh çılgınlığı ya, inanamıyorum. Şurada da var. Şuradakiler de var. Onları saymıyorum yani. Vay anasını. Şaka gibi. Şimdi birazcık renk karşılaştırması eleyeceğim. Çünkü olacak iş değil bu. Karşılaştırma noktasına geldik şimdi de. Hazır mıyız? Rujlar yarışıyor. Karşılaşma anındayız. Şu an adanın en çok beklenen, en heyecanlı olduğumuz anındayız. Burada yüzlerce ruj var. Hepsi birbiriyle yarışmak için buradalar. Hepsi kazanmak için buradalar. Hepsine şans diliyorum. Kafayı üşüttü gecenin bir vakti. Saat de 1 falan oldu yani. Yani tam deli gibi. Evet. Yani zaten değişik renklerden... Evet ben gözükmüyormuşum bu arada. Yani zaten değişik renklerden az var tabii ki doğal olarak. Atıyorum şu morlar falan. Şurada bir tane var. Şurada bir tane gözüme çarpıyor. Bunlar buralarda da varlar. Şimdi bunların hepsini gözden geçireceğiz. Evet Allah şarjı bitiyor şey kameranın. Üf ya. Öbür kamerayı alayım. Bu arada size şu kolumu göstereceğim. Yani eminim görmüşsünüzdür de. Ne olduğunu merak ediyorsanız lazer oldu. Ulan bu. Ne zamandı? Biz Miami'den döndükten sonra aradan bir hafta geçmişti. Bana demişlerdi ki 10 gün beklerseniz okey. Problem olmaz. Hani çünkü yandıktan sonra lazer yaptırmamak lazım leke kalabilir diye. Şekil 1. Ve ben böyle bir hafta sonra gittim. Ve bir şey olmaz falan dediler. Ve gördük bir şey olmuyor. Bakar mısınız ya? Çok kötü. Bu arada bu kolumda da biraz var ama o hadi neyse. Yani herhalde 2-3 aya geçer diyorlar ama o da yani inşallah yani. Bilemiyorum, çok üzücü. Mutsuzum. Bu konuyla ilgili. Evet neyse, rujlarımıza geri dönersek. Şimdi öncelikle böyle az olan renklerden eleyeceğim ki daha kolay olsun iş. Ben biraz elemeye başlıyorum. Sonra size vereceklerime gelince şey yapacağım. Çekmeye başlayacağım çünkü çok fazla var. Böyle yapamıyorum yani. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Benim seçmem. Bana kalan rujlar şu kadar. Şuradan itibariyle hepsi size geliyor. Bayağı bir şey ayırdım. Şimdi üstünden ufak ufak böyle bir geçeriz. Ve sonra kaparız bu vlog. Saat yani 2 falan oldu. Saat 2 oldu aynen. Ay aynen. Aynen. Şimdi bir tane Chanel'in şöyle bir şeyini verdim size. Bu atıyorum hem far gibi kullanabiliyorsunuz hem dudağınıza hem yanağınıza sürüyorsunuz. Bayağı kullanışlı bir şey. 2. Narsın. Şu tattoo gibi olan Allah. Şu tattoo gibi olanlar bu inanılmaz kalıcı. Hani sürdünüz mü çıkmıyor. O yüzden düzgün sürmeniz lazım. Ama bayağı güzel. Bende 4 rengi daha var. İnanılmaz iyi. Yani memnunum. Bu da Dior'un. Bu da bayağı kalıcı rengi. Yani dudağınızda bayağı bir renk veriyor. Bu MAC'in bir tane lip gloss'u. Parıltılı hafif. Hafif de böyle pembemsi bir renkli. Şimdi NARS'tan bir tane kahverengi bir mat bir ruj. MAC'ten yine kahverengi bir ruj. Biraz böyle kremimsi bir yapısı var. Chanel'lere geldik. Bunlar böyle likit pembe şeyleri, tonları. Sonra kahve tonları da koydum. Kahve var. Bordomsu bir renk var. Böyle bir tık daha koyu bir kahve var. Şunlar böyle şu biraz bejimsi, şu da böyle parıltılı bir renk gibi. Biraz içinde parıltı var. Bunlar da yine Yves Saint Laurent'in kahve mat rujları. Sonra Chanel'in şu da var pembe. Bir pembe tonu daha. Bakayım burada başka var mı? Yves Saint Laurent'in bir tane turuncu bir ruju. Buradan tam rengi belli olmuyor ama bayağı fosforlu turuncu gibi rengi. Chanel'lerde yine kırmızı bordo tonlarından koydum.
Ondan sonra Estee Lauder. Bir tane böyle pembe. Böyle hani sedefli bir kırmızı mıdır? Kahve, kırmızı arası gibi kahveye dönük aslında. Bunları koydum. Kapatalım. Bobbi Brown. Bunun üstüne Dila yazıyor. Çok üzgünüm. Ama şöyle bordo bir renk. Hani morumsu bir renk. Renk isimlerine hiç iyi değilim. Kusura bakmayın. Sonra MAC'ten böyle açık bir bej ten rengine yakın bir renk var. Yine MAC'ten. Ondan biraz daha da açık bir renk var. Sonra bir tane de aynı koleksiyondan bir tık daha pembemsi bir renk var. Başka bakalım neler var. Karl Lagerfeld ve L'Oreal'in şöyle bir rengi var. Ya bu renkler bu arada inanılmaz günlük ve kullanışlı bir sürüsü. Bir sürüsü. MAC'ten devam edeyim. Açık mor. Biraz çılgın renkler bunlar. Ama yani değişik. Değişik yani. Bir tane bayağı gri falan. Gri rengimiz var. Bir tane de mor ama böyle alengirli gibi. Alengirli mi denir? Doğru söyledim galiba. 1.4 Dila. Bir tane de yine böyle koyu bir mor var. Bir tane daha MAC'ten var. O da bayağı güzel gözüküyor. Böyle bir kırmızı, pembe kırmızı arası bir renk. Yine tabii ki fokuslamadı. Ya o kadar üzgünüm ki yani şu kameralarım, Allah'ım kameralar tarafından çok şanssız bir insanım galiba. Yani yanlış mı kamera alıyorum nedir? Bir sıkıntı var da hadi bakalım. Bobbi Brown'dan böyle bir kırmızı geldi. Hazır mısınız? Ne renk sizce bu? Bir tahmin edin, merak ediyorum. Aşırı koyu bir mor. L'Oreal'in yine. Balmain koleksiyonuydu bu. Hatta bu Balmain koleksiyonunun reklamlarında ben de verdim. Bayağı keyifli bir çekimdi. Çok güzeldi. Seneler oldu. 2 sene falan oldu herhalde. Çekimi yapalım. Evet, Nars'lara geldim. Bunlar böyle shiny. Parlak. Çok renk vermiyor aslında bu. Çok fazla renk veriyor. Bir tane yine böyle açık bej rengimsi bir rujumuz var mat. Sonra böyle mürdüm mü? Mürdüm rengi gibi çok iyi. Bayağı güzel rengi. Devam ediyorum. Koyu kahve ama böyle bordo kahve arası gibi. Hoş bir renk. Hepsini göstermem manyaklık mı anlamadım. Yine o parıltılının böyle bir tık daha bronz bir versiyonu. Acıktım ya biliyor musunuz? Niye böyle oldu? Oturursan gece 2'ye kadar olacağı bu. Bu da böyle bir tık daha kahve. Koyu bir renk. Bu da hoş bir renk. Hepsini aynı şeyi söylemem. 10 numara bence. Bugün konuşasım varmış. He. Evet, biraz aşırı günlük bir renk. Aşırı. Bunun farklı bir tonunu ben kullanıyorum. Bu da böyle lilamsı bir, pembemsi bir kahve gibi ama kahve de değil ama güzel bir renk. Yani ten renginiz bir fokus yap. Yap fokusu. Böyle şey, yine parıltılı bir renk. Bitiyor, az kaldı. İki Bobbi Brown, bir de Chanel'ler var, bir de Dior varmış. Bobbi Brown'dan böyle bir renk. Bu da bayağı günlük kullanış için güzel. Bir tane daha geliyor Bobbi Brown'dan. Biraz daha pembe bir renk. Bu çok günlük değil ancak güzel. Evet. Şu Dior'lara geçeyim. İki tane Dior rujumuz var. Biri böyle sedefli kırmızı gibi. Öbürü de kahverengi. Bayağı kahverengi. Bunlar. Çok özür diliyorum.
Evet, son geldik Chanel'lere. Bir tane böyle hafif parıltılı kahverengimiz var. Haydi kahveden. Bir tane zoom, eye focus. Yap fokusu. Yap fokusu. Böyle bir turuncu rengimiz var. Sonra bir tane daha bir turuncu var ama kusamayacağım. Bayağı kıpkırmızı. Bir kırmızı ruj. Evet, bence bu turuncu. Aynen. Böyle ne renk denir buna? Bilmiyorum ama bu da bir turuncu. Güzel, pembe ile turuncu arası bir renkten. Bu neymiş? Güzel bir bordo kahve arası bir rengimiz var. Son 4. Bordomsu bir kırmızımız var. Son 3. Ne geliyor? Bordomuz var. Son 2. Kırmızı bordo aramız var. Son 1. Böyle bir kırmızımız var. Kan kırmızımız var. Hoppa. Gece gece delirme şeyin bitti sonunda. Ve burası bir temizlendi. Bir temizlendi var ya, çok mutluyum. Şuranın gideceğini varsayarsak, şunlar benim. Burası inanılmaz temizlendi. Şunların hepsi de sizlere geliyor. Bence çok iyi oldu. Ay iyi ki bunu yaptık ya. Daha bugün konuşuyorduk böyle. Makyaj masamı temizledim, videosu çekeyim diye. Sonra dedik ki of, buna girersek var ya saatlerce çıkamayız. Bütün günü burada kaybederiz dedik. Ve ben 2 saattir bununla uğraşıyorum. Neyse, iyi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu hediyeler de sizi çok mutlu eder. Güle güle kullanırsınız. Sevdiklerinizle paylaşırsınız. Çünkü çok fazla var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu arada yorumlarımı okumuyorsun. Aman, yorumları okumuyorsunuz gibi bir algı var. Aslında hepsini okuyorum ya. Ve cevap verebildiğim kadar cevap vermeye çalışıyorum. Son özellikle 4-5 videodur. Daha fazla vermeye çalışacağım. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler diliyorum. İyi günler her ne yapıyor, nerede bulunuyorsanız.